Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkıları ve sizlerin desteğini beklediğimiz videomuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Buradan sponsorlarımıza selamlarımı iletiyorum. Özellikle Kayseri Özel Ümmü Hastanesi'nin bütün çalışanlarına, bütün personellerine buradan kucak dolusu selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Yakında sizlere çok güzel bir sürpriz bekliyor benden söylemesi. Arkadaşlar Giresunspor'da 2001 doğumlu İspanyol sol kanat oyuncusu Borja Sainz Fenerbahçe maçındaki performansını küçük bir hatırlatma yapalım. Maç öncesinde mesela biz rakip futbolcuları değerlendirirken Borja Sainz'in üstünde çok durmuştum. Demiştim ki takımın en tehlikelisi bu, dikkat etmek lazım. 3 şutta 2 golü var. 2 kilit pası var yani şut pası. 2 çalımla adam geçme, 5 ikili mücadele kazanma. 3 top çalması var. Geçen az önce, ya dün müydü? Ondan önceki gün bir arkadaş da yazmış. Giresunspor'da diyor hep ikincilikten toplama bir takım diyor. Yani hiç şey oyuncusu yok falan diyor. Yani takımları bu kadar aşağılık, bu kadar küçük gören zihniyet Galatasaray'lıymış arkadaş, ama Galatasaray'ın Giresun'a kendi evinde yenildiğinde hatırlatayım, yani sadece Fenerbahçe yenilmedi. Galatasaray demişken hem Fenerbahçe hem Galatasaray Rayo Vallecano ve Villarreal ile maç yapacak. Rayo Vallecano Fenerbahçe maçı için 28 Kasım'da İstanbul'a gelip kampa gireceğini açıklamış. Villarreal de 2 Aralık Cuma günü kampa gireceğini açıklamış İstanbul'a gelip. Her iki takımı da şimdiden İstanbul'a hoş geldin diyorum. Ya gelişmeleri takip etmenizde yarar var. Şimdi şu Taksim olayından sonra inşallah su bulanmaz. Bazı şeylerin suyu, korku mu? Çünkü biliyorsunuz bizde bir şey oldu mu hemen şu korkuyormuş, bu gelmiyormuş. Hani bir iki günden belki medya bundan şey yapar. Atıyorum Galatasaray'ın şu oyuncusu, Beşiktaş'ın şu oyuncusu, Fener'in şu oyuncusu gelmiyormuş, gelmek istemiyormuş falan filan diye. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Ama herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar diye düşünüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar şunu söyleyeyim. Fenerbahçe için şunu söyleyeyim. Kusura bakmayın. Her rakibi ciddiye almak zorunda Fenerbahçe. Eğer ciddiye almazsa çok büyük sıkıntı. Bak Dünya Kupası arası var. Günlük de 20 bin dolar kazanacakmış Batshuayi'den ve Valencia'dan ötürü. Ne güzel. Günlük 20 bin dolar iyi para. Yani Peugeot 3008 almak için güzel bir para. Gönül isterdeki sayı çok olsun ama yeter. Zaten Batshuayi'de, Valencia'da kafaları çok başka çalışan iki futbolcu. Hani dünya kadınlar günde çiçeği erkeğe veren Emenike zekasıyla hemen hemen aynı. Bize de böyle lazım. Şimdi Joshua King, Pedro. Mesela bizde ikisinin performansı sıkıntıydı. En azından ikisi bu arada özel olarak ilgilenilecek isimler. Erman Toroğlu'nun şu cümlesiyle devam edelim. Fenerbahçe'ye çok ucuz kartlar çıkıyor. İnsanın kafası karışmıyor değil demiş. Kafası olan anlıyor bu işi. Kafası olmayan da diyecek bir şey yok. Alex de Souza pro lisansımın son aşaması diye bir paylaşımda bulunmuş. Bakın profesyonellik budur. Profesyonellik. Alex çok zeki bir insan. Yani Alex de Souza'dan olur ya. Mesela Galatasaray maçından sonra çıkıp Galatasaray'a teşekkür edip oyuncularının seviyesini sorgulayan bir Emre Belezoğlu var. Maç öncesi hani Galatasaray'la aynı puanı toplayıp Fiorentinalı gruptan lider çıkıp yani o oyuncuları şey yapıyor. Bir değil, iki değil, yedi gol yerken oyuna müdahale edemeyen Emre Belezoğlu maçtan sonra bunu yapıyor. Ve teknik direktörlük konusunda öğrenmesi gereken çok fazla şey olduğunda bir kez daha ortaya çıkarıyor. Ha bak Alex de Souza'ya dediler Fenerbahçe'yi çalıştırır mısın? O dedi ki ya Fenerbahçe'yi çalıştırmak çok şey bir mesele, bana çok uzak bir mesele diye. Bana da soruyorlar hocam Peugeot 3008'i ne zaman alıyorsun? Arkadaşlar çok uzak bir mesele. Keşke yakın olsa. Yani keşke yakın olsa. Ama böyle ha bir video 750 bin izlenir, 1 milyon izlenir. Milletlerik olan 1 milyon izlenmiş. Demek ki bu kanalda bir iş var. Abone sayısı 27 binden 270 bine çıkar. Bir bakarsınız. İşte videolar takır takır izlenmeye başlanılır. Hani günlük ortalama böyle bir video 2000, 3000, 4000 değil de 200 bin, 300 bin, 400 bin izlenir. Ay sonunu alırım inşallah. Ama onun dışında
Uzak hedef ya bana. Ben yakın hedeflerle ilgileniyorum. Mesela Fenerbahçe'nin de bir hedefi var. Bir Macar yıldız daha. Dünya Kupası sırasına lider girdi. Transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Jesus eksik bölgeler için raporunu yönetime iletti. Yönetime iletmesine gerek yok arkadaşlar. Bizim operasyon direktörümüz var, Mario Branco. Ona iletiyor. O da gidiyor. Çalışmalarına başlıyor. Dünya Kupası arasına 13 maçta 29 puanla lider giriyor. Ve devre arası transfer çalışmaları başlıyor. Öncelik stoper attı. Ve Fenerbahçe bu anlamda sürpriz bir isim gündeme geldi. Sağ kanat bölgesinde bir eksiklik var ve Fenerbahçe'de diyor. Şimdi sağ kanatta Fenerbahçe'nin eksiği var mı? Bence yok. Bence Fenerbahçe'nin eksiği sol kanatta. Gelin size bir soru sorayım. Gelin size bir soru sorayım. Rossi 9 milyon euroya satılacak, onun yerine Burma'ya lisans çıkacak deseler tepkiniz ne olur? Bak %99 eminim tepkiniz şu olur. Olur ya. Yani Burma, onda da kafa yok ama fiziği daha iyi Rossi'den. Belli mi olur, belki sisteme adapte olur falan filan dersiniz. Başka bir şey sorayım. Rossi 15 milyon euroya satılacak. Oraya başka birisi gelecek deseler tepkiniz ne olur? Uçarsınız. Rossi X milyon euroya gidecek. X milyon euroya da Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye gelecek deseler tepkiniz ne olur? Yani Rossi X'e gidiyor. Atıyorum 10 milyon euro. 10 milyon euroya da Cengiz Ünder geliyor Fenerbahçe'ye deseler tepkiniz ne olur? Ben havalara uçacağınızı düşünüyorum. Bak, havalara uçacağınızı düşünüyorum. Yani Cengiz Ünder Rossi'nin yerine gelse havalara uçacağınızı düşünüyorum. Hocam ama Marsilya'nın adam yeni transferi ya. Niye göndersinler, değil mi? Mantık olarak. 20 maça çıkmış, 1 asist. 718 dakika. Yani rotasyon oyuncusu. 8 milyon 400 bin euroya aldılar. Yani çok da bir şey almadılar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani bir önceki videoda Çağlar'ı konuştuk. Hem Çağlar hem Cengiz gelse, Fenerbahçe yabancılardan da kurtulsa neler olur neler. Şimdi Fenerbahçe'de forvette Valencia var. Valencia kendi rekorunu kırmış durumda. Yaşı 33 ama artık bir şeyleri başarıyor. Ve Fenerbahçe bir Macar daha diyor. Roland Salah'ı arkadaşlar. Hepiniz benden iyi biliyorsunuz Roland Salah'ı olduğunu. Çünkü medyada duymuşsunuzdur. Ben bu haberin, hocam medyada duyduk, o zaman sen bize niye anlatıyorsun ki? Ben bu haberin özüne gireceğim. Bu Roland Salah'ı bize uzun zamandır teklif edilen bir futbolcu. Sağ kanat oynuyor. Macar milli takımının da futbolcusu. Forvette de oynayabiliyor. Forvet arkası da oynayabiliyor. Bu sezon 11 maça çıkmış, 558 dakika, 1 gol 1 asist. Normalde sözleşmesi bitiyordu. Ancak sözleşme uzattı geçen sene. Sözleşme uzattıktan sonra da biraz Freiburg'da bodoslaması, toslaması var. Bir şey söyleyeyim, bize bir şekilde yamamaya çalışıyorlar. Yani tam tabiri bu, kimse kusura bakmasın, yamamaya çalışıyorlar. Bize bu futbolcuyu yamamaya çalışıyorlar. Hani bir tabir var ya, şey diye, Rogo'nun çöpleri diye. Bu arada Çöp Adam diye dizi çıkacakmış. Başrolde Ersan Başlar oynuyormuş. Bilginiz olsun. Şeyini gördüm, fragmanını gördüm. Tamam dedim ya, ilk defa bizi anlatan bir dizi çıkıyor diye. Ben televizyon falan izlemiyorum çok fazla ama Ersan Başlar başrolde oyunca bir insan merak ediyor. Bakalım ne yapacak diye. Mesela dizi başlayacak. Arkadaşlar diyecek ki bak kız geliyor. Çöp. Çöp falan. Neyse, işin şakası bir tarafa ama ben Roland Salahi'nin geleceğini düşünmüyorum. Gelmesini de beklemeyin diyorum. Bize çok defa önerildi ama Jesus'tan veto yiyen isimlerden biri bu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Miha Zajc. Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Devam mı edecek? Yönetimin kararı belli oldu diyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Haberi daha okumadan söylüyorum. Bence ayrılacak. Hem de devre arasında ayrılacak. Çünkü bize hem yabancı kontenjanı lazım, hem de bu Zajc Fenerbahçe'de iş görmez. Bakın, Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Zajc. Geçen sezon çok iyiydi falan filan. Evet. Geçen sezon Serdar Dursun da çok iyiydi arkadaşlar. Niye Serdar Dursun'a gelince gitsin diyorsunuz da Zajc'a gelince dursun diyorsunuz?
Ya Jesus da birlikte yerini kaybetti. Oynadığı dakikalara bakın. Mutsuz olduğu gözde görüldü diyor. 2023'te sözleşmesi bitecek. Biz sözleşme görüşmelerine yanaş diyoruz. Now now diyor. Uzatalım diyoruz. Now now diyor. Eşi gideceğim diyor. Medya Beşiktaş'a yazıyor. Bir şey söyleyeceğim. Eşi İstanbul'dan gitmek istiyor. İtalya'ya. Ve Dünya Kupası arasında zaten Süper Lig'e ara verildi. Bazı görüşmeler yapılır Zeiss'la. Sözleşme sezon sonunda bitecek. Ama Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yanıt verse de menajeri dönüş yapmadı. Fenerbahçe bu duruma hayli sinirlendi. Bedava da göndermek istemiyoruz. Devre arasında her türlü teklifine açığız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi İtalyan kulüpleri yakından ilgileniyor. Türkiye'de Beşiktaş'ta adan alıyor ama devre arasında takviye için bir şeyler düşünüyoruz. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Fenerbahçe 3,5-5 arasındaki her teklifi açık. İster Beşiktaş ödesin, ister Trabzonspor ödesin, ister Başakşehir ödesin, hiç fark etmez. İsteyen her takım Zaitse 3,5 ila 5 arasında parayı verip alabilir. Slovenya milli takımıyla 35 maça çıkmış, 7 golü var. Ben Zaitse'in Fenerbahçe kariyeri bitti gözüyle bakıyorum, açık söyleyeyim. Ha, oraya bir Türk çeksek son derece güzel olur. Orta sahaya, ama orta sahaya da Türk çekmek mesele, çünkü Türk futbolcuların vasıflarını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Geçenlerde Talyan'ı izledik. Kendi kendimize hepimiz şu soruyu soruyoruz. Ulan bu nasıl Galatasaray'da oynamış? Hani ikincilik topçusu bile değil diyoruz. Böyle bir durum var. İkinci transfer tescil dönemi 12 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'ta bitecek arkadaşlar. 12 Ocak 8 Şubat arası. Ancak siz zannetmeyin ki 12 Ocak'ta başladı diye transfer duyumları 12 Ocak'ta olacak diye. Şimdiden biz başladık. Onu da söyleyeyim. Yani şimdiden başladık. Böyle bir durum var. Bak, Fenerbahçe lider mi? Evet. Avrupa'da lider mi? Evet. En çok gol atan takımı? Evet. Hocası iyi mi? Evet. 11-11 yenebilen var mı? Hayır. Ama öyle bir algı oluşturuldu ki Fenerbahçe şampiyonluğu başkasına kaptıracak gibi. Fenerbahçe çatır çatır topunu oynuyor kardeşim. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Ve Jesus önderliğindeki Fenerbahçe bir yapılanma içerisinde. Şunu istemiyor adam. Hani Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu misali, bakıyorsun aradan zaman geçiyor, ulan iyi ki almamışız diyorsun. Bunu istiyor adam, ulan iyi ki almamışız diyorsun. Şunu istiyor, ulan iyi ki almamışız diyorsun. Şimdi de ben diyorum, o giderse sıkıntı değil, bu giderse sıkıntı değil, ulan iyi ki almamışız dersiniz. Evet, birkaç tane transfer söylentisi var. Bunlara da yeri gelmişken değinelim. Sizler sağdan soldan duyuyorsunuz, sosyal medyadan araştırıyorsunuz, birilerine soruyorsunuz, üye arkadaşlar soruyor ediyor ama herhangi bir değişiklik yok. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir isim var. Botafogo forması giyen, bonservisi Marsilya'da bulunan Luis Henrique. Fenerbahçe'nin bu futbolcuyu transfer edeceğine dair iddialar var. Ve Fenerbahçe scouting yapıyor, bu arkadaşı ne yapıp edip yaza alacak diyorlar. Külliyen yalan. Bizim böyle bir çabamız, böyle bir gayretimiz yok. Emirhan Topçu, bu arkadaşı bana çok soruyorlar. Zaten duyumunu veren benim. Sosyal medyaya bilgisini veren benim. Hatta Emirhan Topçu'yu Beşiktaş alacaktı. Keşke alamasa da biz alsak. Çünkü biz de talibiz demiştim. Beşiktaş alamadı. Biz hani bu futbolcuyu scouting ediyoruz. Takip ediyoruz. Onu söyleyeyim. Göze batan bir oyuncu. Hani Süper Lig tecrübesi olan bir oyuncu. Emirhan Topçu. Şimdi Emirhan Topçu'nun şöyle de bir özelliği var arkadaşlar. Rizespor bu sezon baya baya gol yeme sayısını azaltmış. İki tane isim vereceğim ben size. Bir tanesi bu. Bu arkadaşımız sol ayaklı. Hocam sol ayaklıysa bize yaramaz. Bizde orada Atilla Salahi var falan filan. 12 maç 1080 dakika. Yani 12 maç 1080 dakika. 1.88 boyunca. Hocam Trabzon doğumlu mu?
Hemen bunu soruyorlar. Yok, Balıkesir doğumlu. Ha hocam tamam, o zaman iyi topçudur. Şimdi birincilik puan durumu yazın. Rize Spor'un yerine bakalım. Yani yediği gole bakalım, yerine bakalım. Değil mi? Mesela üst sıralarda mı, alt sıralarda mı? Hani ilk 3'e baktım, bulamadım. 4, 5, 6, 7. sırada kendine yer bulmuş. 19 puanda. Lider 30 puanda ama ikincinin 4 puan gerisinde. Ve bu sezon Rize sadece bir kez yenilmiş. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. 12 maçta sadece 9 gol yemişler. Bakın Bolu Spor 7 gol yemiş 3. sırada. Lider Eyüp Spor 9 gol yemiş ama liderlikte. Samsun 12 gol yemiş 2. sırada. Bolu dediğim gibi 3'te. Pendik Spor 9 gol yemiş 4. sırada. Bodrum 15 yemiş. Ki ilk haftaların flaş takımıydı. Geriye doğru giriş var. Yani Rize Spor'un savunma anlamında nefes aldığı isimlerden bir tanesi Emirhan Topçu. Uzun zamandır da izliyoruz. Ben size söyleyeyim. Emirhan'ın gelme ihtimali var. Var. Onu söylemiş olduk. İkinci bir isim Samsun Spor'un stoperi Yunus Emre Çift. Bu ismi de not alın. Bu ismi de sıkça duyacaksınız. Aslına bakarsanız ben bu duyumu yazın verdim. Biz bu ismi yazın takip aldık. Yazın girişimlere başlattık. Ama olmamıştı. Şimdi hocam Samsun kaç yemişti? Samsun Spor 12 gol yedi arkadaşlar. 13 maçta 12 gol ama ikinci sıradalar. Bu arada Rize'nin bir maçı eksik. Yani kazansa 22 yapacak. O da zirveyi kovalar durumda. Yunus Emre Çift. Bu arkadaşımız Fenerbahçe için potansiyelli bir oyuncu. Hani dörtlü de oynuyor. Samsun Spor üçlü de oynuyor. Yani dörtlü sisteme de üçlü sisteme de uygun. Bu Yunus Emre ismini unutmayın arkadaşlar. Yunus Emre Çift ismini unutmayın. Çünkü çok sıkça duyabilirsiniz devre arasında. Benden söylemesi. Hani ben söyleyeceğimi söyleyeyim de sonra demeyin hocam ilk şu söyledi bu söyledi diye. Bunu da söylemiş olalım. Peki hocam Cengiz Ünler'le ilgili bir girişim var mı? Aslına bakarsanız herhangi bir girişim yok. Ama bazı işaretler var. Ya ben Cengiz'in de çağlarında Fenerbahçe'ye geleceğini düşünmüyorum ama arkadaş ortamında konuşurken şunu söyledim. Dedim ki ya ikisinin Fener'e geldiğini düşünün. İkisinin birden Fener'e geldiğini düşünün. Ve Rossi'nin atıyorum 9-10 milyon euroya gitti. Kime karşı? Rossi'den gelen parayla hem Çağlar hem Cengiz alındı diyelim. Bu çok büyük bir kar olur değil mi? Bunu herhalde Jesus da düşünüyordur. Takımdakiler de düşünüyordur. Hocam biz buradan ne anlamalıyız? Siz buradan şunu anlayın. Rossi'nin satışı gündemde 1. Kanat oyuncusu arıyoruz 2. Stoper arıyoruz 3. Bir stoper daha arıyoruz 4. Bilginiz olsun. Size 4 tane %100'lük duyum verdim. Kesin olacak mı hocam? Kesin olup olmayacağını Allah bilir. Ben bir şey diyemem ona. Ama kesin olsun diye çok uğraşıyoruz. Haberiniz olsun. Yani Fenerbahçe iyi yolda. Zayt konusunda da dediğim gibi ben Zayt'sin gideceği görüşündeyim. Yani Rossi 1, Cengiz Ünder 2. Salah'ı, Roland Salah'ı beklemeyin. Zayt'sı konuştuk. Luis Enrique'yi beklemeyin dedik. Emirhan Topçu'yu konuştuk. Yunus Emre'yi konuştuk. Başka? Joshua King'i konuştuk. Aslına bakarsanız Pedro'yu konuştuk. 9 etti. Bu arada Borja Sainz'in ismini andım ama merak etmeyin devre arası Fener'e falan gelmeyecek. Ama belki de inceleniyordur. 9 tane duyum vermiş olduk arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Videoyu beğenirseniz de minnettar kalırım. Aşağıdan abone olup ailemize de katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.